Merhaba canlar, bugün sizlerle birlikte futbolda farklı bir video ile beraberim. Neden farklı bir video ile beraberim? Canlarım, Instagram'dan çok istediniz. Beşiktaş Bayern Münih yorumu. Ben de sizleri kırmadım. Arkadaşlar baştan söyleyeyim, bu seri değil. Seri haline dönüştürmek istiyorsanız güzel like sayısı, aynı zamanda yorum bekliyorum sizlerden. Emeğe saygı olaraktan like atmadan geçmeyin. Bu arada bir sorun var arkadaşlar. Siz Beşiktaş Bayern Münih maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Skor olsun, oyun olsun ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. Hadi başlayalım artık. Şimdi baştan başlayalım. Beşiktaş Bayern Münih kurası. Baktığınız zaman Beşiktaş kuraya kadar çok güzel oynadı. Leipzig'i yendi, Porto'yu yendi, adamlar lider çıktı. Gerçekten güzel oynadılar. Bakın Leipzig dediğimiz takım da İtalya Ligi'nin liderini yendi geçenlerde. Avrupa Ligi'nde. Leipzig dandik bir takım değil. Sağlam bir takım. Napoli dediğimiz takım da şu anda İtalya Ligi'nde Juventus'un önünde bir takım. Lider takım. Beşiktaş'ı küçümsemeyin yani. Beşiktaş gerçekten harbi delikanlıca oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Kura'ya bakın. Şimdi kura çıktığı zaman Türkiye'de %90 dedi ki elendik yani. Ki ben de öyle dedim. Bir Galatasaraylı olarak ben isterdim ki Beşiktaş bu kuradan çıksın ama çok zor. Neden zor? Şimdi baktığınız zaman ilk maç nerede? Bayern Münih'in ölüm arenasında. Ölüm arenası dediysek harbiden ölüm arenası. Paris Saint Germain çıkamadı Neymar'la birlikte oradan. 3 tane yedi. Gerçekten ölüm arenası. Bir de şöyle bir şey var. Hani Bayern Münih dünyada 5 kulüpten biri. Adamlar manyak bir şey. Zaten gördünüz top oynadıklarını. İşte bizim umudumuz neydi? İşte Bayern Münih'in evinde 2 tane yesek, 2-1 yapsak skoru falan. Kendi evimizde Vodafone Park'ta belki bir şeyler yapabiliriz taraftarla. İçimizde hep bu umut vardı. Harbiden öyle. Maça başlarken de böyleydi. Zaten yenileceğimizi biliyorduk. Ama güzel bir skorla ayrılıp evimizde belki bir şeyler yapabilirdik. Umudumuz buydu. Maça başladık, çok güzel başladık. İlk 15 dakika fena değildi. Kırmızı karta kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Vida'yı ben eleştirmek istiyorum. Zaten gelmişsin Bayern Münih'in ölüm arenasında. Buradan senin skorsuz ayrılman imkansıza yakın. 70 bin taraftar var. Zaten imkansıza yakın. Yani bir tane gol yeseydin, kırmızı kartı yemeseydin kardeşim. Tabii ki de pas hatası olacak, sıkıntı yok. Hani Vida'nın burada ona yüklenemeyiz. Adam belki de o anda o tercihi yaptı ama Bayern Münih'e karşı kendi evinde ölüm arasında 10 kişi oynamak bildiğin 3 tane gol demektir yani bana göre. Ki başlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmış tecrübeli bir direktör var. Biraz da Şenol Güneş hakkında konuşacağım. Sanki biraz hani değişiklik yaparken geç kaldı gibi ya. Bana göre öyle. Öyle düşünüyorum yani. Neyse, durdurdu Lewandowski'yi. Kart doğru arkadaşlar. Adam net gole gidiyor ve adamı düşürüyorsun. Kart doğru. Ona sarı kart vermezler. Bana kalsa 11 kişi oynasaydık ama bir tane gol yeseydik. Belki biraz daha iyi olurdu. Pepe hakkında. Pepe gerçekten yapabileceğini yaptı. Adam neleri çıkardı. Fabri de öyle. Biraz daha Quaresma'nın hani sorumluluk alması gerekiyordu bana göre. Biraz daha hani o sorumluluğu alması gerekiyordu. Çünkü baktığınız zaman herkes Quaresma'dan bir şey bekledi. Adam bazen yapabileceğini yaptı ama oynatmadılar. Bir an böyle James Rodriguez çıktı diye sevindim. Arjen Robben girdi. Ulan Arjen Robben, adam sakatlıktan kurtulamıyor ama adam mermi gibi. Fark ettiyseniz taktikleri hep aynıydı. Kanattan bindir, yakın direğe, arka direğe, ortaya hep gol. Arjen Robben asistini yaptı. Adam asist yaptı, içeri girdi, bir şeyler yaptı. Adam mermi gibi ya. Yaşına bak, 34-35 yaşında. Adam mermi gibi. Adam bitmemiş yani. Biz boşu boşuna Robben bitti diye seviniyoruz. Allah'tan adam ilk 11'de başlamamış. James Rodriguez çıktı diye sevindik. Sakat Robben girdi diye sevindik. Adam mermi çıktı Rıza baba. Bu ne iştir? Zaten yediğimiz ilk gol saçmaydı yani. Çok saçma salak bir gol yedik. Ondan sonra zaten moraller bitti bizde hemen hemen.
Yani taktikleri hep aynıydı. Bana göre Beşiktaş 11 kişi kalsaydı biraz daha çaba sarf edebilecekti bana göre. Çünkü çıkan oyuncu gerçekten Vida Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncu ve tecrübeli bir oyuncu. Bir tane gol yeseydik ama 11 kişi oynasaydık bana göre. Ben böyle düşünüyorum. Baktığınız zaman hani skoru fazla abartan insanlar var. Arkadaşlar, buradan Neymar'lı Paris Saint Germain çıkamadı. Orası ölüm arenası. 10 kişi Beşiktaş. Bence skor da güzel yani. 10 kişisin bak. Orada Arsenal bile 5 yemiş. Arsenal ya, İngiltere'nin köklü kulüplerinden. 5 tane yedi. Yani bunu absürt kaçırmayın. İşte bazıları skorla dalga geçiyor ama şu an size açık konuşuyorum. Galatasaray, Fenerbahçe gitse hemen hemen aynı skoru, belki daha fazlasını yer. Wagner Love hakkında konuşmak istiyorum. Güzel bir pozisyonu vardı. Güzel çıktı. Milyonda bir gelecek pozisyonlardan biriydi ama adam heyecan yaptı, atamadı. Ona da yüklenmek gerekmiyor. Onu atsaydı belki biraz daha skora yatabilirdik yani. Onu atsaydı skora yatabilirdik. Zaten Şenol Güneş de söylüyor. Adam yani burası ölüm arenası diyor. Bayern Münih bu. Skor absürt kaçmayın diyor. Hadi kalksan Konyaspor'dan 5 tane yesen. Hani Dinamo Kiev'den yesen gene. Adam haklı, konuşursun. Ama Bayern Münih'ten yiyince bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü zaten skor belli. Oraya gittiğin zaman hani belli. Ya bana kalırsa Beşiktaş güzel çaba sarf etti. Güzel oynadı. Ama skor belliydi yani. Kimse kendini üzmesin. Ben inanıyorum ki Beşiktaş Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir veda edecek. Benim içinden öyle geçiyor. Umarım ki güzel bir veda eder. Ve orada hani Galatasaray Real Madrid'i 3-2 yenmiş diye öyle güzel bir veda bekliyorum ben Beşiktaş'tan. Umarım öyle bir şey geçer. Yani bana göre skor absürt değil. Beşiktaş direndi ama dayanamadı. Ne kadar dayanacaksın? Arjen Robben tutacaksın, Lewandowski mi, Thomas Müller mi? Adamlar bildiğin yıldızlar karması. Hele Robben. Bana göre maçın adamı Robben'di arkadaşlar. Çünkü gerçekten farkını ortaya koydu Robben. Yani benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Yani skora dalga geçmesi başka taraftarların çok saçma. Gerçekten çok saçma. Yani burada köklü kulüpler bile 3 tane yemiş, 5 tane yemiş. Beşiktaş'ın bu skorla ayrılması bence güzel. Bence güzel. Yok 8 yiyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kardeşim, şu anda Türk kulüplerinde bana söyleyin, adam akıllı Bayern Münih'i bu skorla geçebilecek var mı? Yok. Yok yani. Beşiktaş bile o kadar kastı kendini ki bu kadar yedi, dayanamadı. Kalkıp da sen Robben Hasan Ali'yle mi tutacaksın, ne yapacaksın? Fenerbahçe gitse, Galatasaray gitse. Hemen hemen bu skor çıkar gene. Yani skorla dalga geçilmesi çok saçma bana göre. Skor gayet normal. Ki başlarında baktığınız zaman eski direktörler gelmiş. Adam Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmış. Ligde 19 puan fark atmış. Ki Bayern gelmeden önce biliyorsunuz dağılmıştı Ancelotti ile birlikte. Yani gelen geçen tokatlıyordu. Ancelotti biraz daha kalsaydı belki bizim için iyiydi. Ama adam ne yaptı? Yolu verdiler. Dediler ki gel sen Bayern Münih'i adam yap. Adam geldi, 19 puan farkı koydu. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir toplandı. Yani normal. Bana göre normal. Paris Saint Germain orada 3 tane yemiş. Neymar'lı, Kurzawa'lı, Thiago Silva'lı bir takım. Ki Beşiktaş 10 kişi 5 tane yemiş. Bence çok normal. Ki ben Beşiktaş'ta gurur duydum. Elinden geleni yaptı. Sadece bana kalsa işte Quaresma, Babel, Wagner Love biraz daha sorumluluk alabilirdi bana göre. Yani ben böyle düşünüyorum. Bir ince sorumluluk alabilirdi. Benim düşüncem bu şekilde. Evet arkadaşlar, ilk defa böyle bir videoyla karşınıza çıktım. Umarım beğenmişsinizdir. Benim düşüncelerim bu şekilde. Sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Alta yoruma yazarsanız çok sevinirim. Skor normal mi? Hani skor hakkında, oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de Vida'nın kırmızı kartı. Sizce Vida'nın yaptığı hareket doğru muydu? Kendi futbol bilginize göre. Bunları yorumlarsanız aşağıya küfürsüz bir şekilde sizlerden diyeceğim. Birbirinize küfür etmeyin. Biz bir aileyiz. Like atmadan da geçmezseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.